Buyurun. Sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Türkiye, Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızın 8.sinde bugün Bakü'de bir araya geleceğiz. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki üst düzey ziyaret yoğunluğu, stratejik ortağımız Azerbaycan'la münasebetlerimizin geldiği seviyeyi de göstermesi bakımından büyük önem arz ediyor. Bugüne kadarki konsey toplantılarında aldığımız kararlarla TANAP ve Bakü, Tiflis, Kars demiryolu projesi gibi stratejik projeleri hayata geçirdik. Azerbaycan ile 2019 yılında şöyle bir ticaret hacmimize baktığımız zaman bir önceki yıla göre %25 oranında artarak 4,4 milyar doları buldu. Ancak halen 2015 yılında yakaladığımız 5 milyar dolar seviyesinin gerisindeyiz. İkili ticaretimizi 2023 yılına kadar 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bugünkü konsey toplantısı vesilesiyle tercihli ticaret anlaşmasını imzalayarak bu hedef doğrultusunda tarihi bir adım atacağız. Rahmetli Haydar Aliyev'in tek millet iki devlet sözleriyle tanımladığı ikili münasebetlerimizi inşallah yeni anlaşmalarla her alanda güçlendireceğiz. Ziyaretimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum ve sözü sizlere bırakıyorum. Buyurun. Sahada değişiklikler oldu mu ya da siz önümüzdeki günlerde ne gibi değişiklikler bekliyorsunuz? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, yol haritasıyla tabii ifademiz şu anda malum. Türkiye-Rusya arasında gerek İdlib'te gerekse Libya'da yaşanan bir süreç var. Öncelikli tabii İdlib'i bir defa süratle çözmemiz gerekiyor. Bunu gerek Sayın Putin'le en üst düzeyde ben görüşüyorum. Gerekse aynı şekilde Dışişleri Bakanımız, Savunma Bakanımız, İstihbarat, onlar İçişleri Bakanı'na varıncaya kadar onların görüşmeleri oldu. Ama bir de bu işin tabii Libya ayağı var. Libya ayağında da yine aynı şekilde bizim Rusya ile görüşmelerimiz var. Malum Hafter denilen orada gayrimeşru bir kişilik var. Ve bu gayrimeşru kişiliğin yanında Abu Dhabi yönetimi yer alıyor. Bütün parasal kaynaklar orada. Ve tabii maalesef Rusya'nın da orada Wagner diye bir güvenlik ekibi var ki sayısal olarak 2500 kişilik bir kuvvet bu. Bunun parasal kaynağının Abu Dhabi yönetimi olduğunu bizler şu anda biliyoruz. Tabii bunun dışında yine Hafter'e Sudan'dan değişik yerlerden ayrıca destekler var ki bu destekler 10.000'in üzerinde. Böyle bir durum var. Bütün bunların değerlendirmesini Türkiye olarak biz Rusya ile yürütüyoruz. Ve bu vesileyle de tabii Sayın Putin'le en üst düzeyde zaman zaman bu görüşmeleri yaparak yol haritamıza nerede ne tür eksikler var bunları değerlendirme bakımından devam ediyoruz. İşte bakıyorsunuz işte bütün Rusya rejim güçlerine en üst düzeyde desteği veriyor. Hava kuvvetleri noktasından desteğini veriyor. Bunun tespitleri elimizde. Her ne kadar inkar etseler de bu tespit bizde var. Dolayısıyla bizim burada 911 kilometre sınırımız varken biz böyle bir mücadelenin içerisinde olmayacağız. Onlar mı olacak? Biz bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil, mahkumuz. Aynı şekilde bütün bu tacizler, bütün bu sınırımızı olan yüklenmeler, bunu neyle izah edeceğiz?
şu anda 1 milyonu aşan, 2 hatta 3 milyona varan, eğer bizim sınırlarımıza doğru bir yüklenme varsa buna eli bağlı mı duracağız? Yani o heyetin geleceği takvim belli oldu mu? Teşekkürler. Şimdi heyet yarın ülkemize gelecek. Fakat bu hafta sonu yapılan görüşmelerle ilgili ise Sayın Macron'la aynı şekilde Merkel ve Sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Fakat bizim Sayın Putin'le burada belirlediğimiz şey tarih, yani 5 Mart'ta bizim en kötü ihtimalle Sayın Putin'le bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. Ve bu bir araya gelişte de biz, yani telefonun ötesine geçip yüz yüze bu görüşmeleri yapma konumunda olacağız. Böyle bir durum söz konusu. İstanbul olur, Ankara olur, yani fark etmez. Değerli arkadaşlar, sağlık noktasındaki hassasiyeti bir kenara koyamayız. Yani Sağlık Bakanlığımız bilim kuruluyla yaptıkları çalışmalar neticesinde en uygun olanı neyse biz bu kararı almaya mecburuz. Nitekim İran'la ilgili attığımız adım da bunun bir neticesidir. Çünkü oradan bir korona virüsünün ülkemize sıçraması, Allah göstermesin, bizde ciddi boyutlara ulaşabilir. Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık. Nitekim biliyorsunuz Çin'den gelen daha önce bir ekibi, gerek ülkemiz insanları, gerek Azeri olan dostlar, gerek Gürcistan'dan olan dostlar, bunların aldık. Elimizden gelen tedbirlerle bunları 14 gün ne yaptık? Bir karantinada ve özel onlar için bir hastane tahsis ederek o süreci atlattık. O bitti. Ama bundan sonraki süreçte de biz bu hassasiyeti aynen korumak durumundayız. Bu Irak olur, bu İtalya olur, neresi olursa olsun, nasıl ki onlar değişik ülkelerden gelenlere karşı bu tür tedbirleri alıyorlarsa, biz zaten bu işin formülü tek. Aynı tedbirleri almak durumundayız ve bundan sonraki süreçte de böyle bir şey nereden belirlenirse, nereden Sağlık Bakanlığımız bunu tespit ederse ona göre adımımızı atarız. Burada tereddüt göstermeye hakkımız yok. Ve sizin şehitleri verirken kullandığınız ifadelere tepki gösteriyorlar. Bunlara cevabınız nasıl? Sizin şehitler için şehit haberini verirken kullanmış olduğunuz bir ifadeye dikkat çekiyorum. Neydi o ifade? Birkaç şehit ifadesine tepki gösteriyorlar efendim. Birkaç tane şehit ifadenize muhalefet tepki gösteriyor efendim. Sizin bu konuya cevabınız ne olur? Değerli arkadaşlar, bakın Fox önce gazete olsun. Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun. Bunu bir defa öğrenmeniz lazım. Yalan haber üretmeyi bırakın. Ve muhalefetin bu söylemleri de beni çok ilgilendirmiyor. Biz rakam da olur, sayısal olarak o dediğiniz türde bir ifadeyi de kullanmış oluruz. Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendini yargılasın. Ne diyor muhalefet? Gidip Esed'le görüşeceksiniz diyor. Bu nasıl muhalefet ya? Milyonlarca insan ülkesini terk ediyor. Kalkıp da Bay Kemal bunların hesabını sormuyor. Bizim ülkemizin sınırlarına dayanıyor. Milyonlarca insan bunun hesabını sormuyor. Kalkıp bize akıl vermeye, o aklı sen kendine sakla da şöyle bir işe yarasın hiç olmaz. Bizim arkadaşlar kendimize ait iki tane orada Libya'da şehidimiz var. Şimdi bu rakamı ben açıkladım. Bay Kemal ne yapacak bunu? Suriye Milli Ordusu'ndan şu anda bizim eğitici kadrolarımızın altında orada bulunanlar var. Evet var. Yine Bay Kemal şunu da sorsun ya. Hafter'in yanında Wagner'in ne işi var? Veyahut da Sudan'dan şuradan buradan gelenlerin ne işi var? Ki Suriye'den,
Suriye Milli Ordusu'ndan oraya gidenlerin ortak paydaları var. Ve o ortak paydalar çerçevesinde onlar Libya'da bulunuyorlar. Kiminle beraber? Şu anda Suriye'de bizimle beraber mi bunlar? Bizimle beraber. Bizimle beraber olan bu kardeşlerimiz orada da beraber olmayı kendileri için şeref telakki ediyorlar. Ve oraya gidişlerinin bir manevi boyutu da ayrıca var. Ama bundan Bay Kemal anlamaz. Evet, başka? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bırak ya. Havadayız. Erdoğan havadayız.